Arkadaşlar merhaba. Bugün bana ulaşan bir dosyanın soru çözümlerini yapacağız. Bu dosya c soruları barındırıyor. Ve genel mahiyette iyi sorular diyebiliriz. Yani hani böyle çok uçuk zor sorular değil ama iyi sorular diyebiliriz. Tabi buradaki başlangıç şey arkadaşlar. Ders düzeyini hani bunun alınan dersin de birinci sınıf dersi olduğunu belirteyim. Yani öyle söyleyeyim. Ee, bu bir final sınavıymış gördüğünüz gibi ve birinci sınıftaki öğrenciler için soruluyormuş. Ona göre ee, şey yapın. Tartım biçin diyelim. Bakın arkadaşlar başlayalım. Char veri tipinden yani karakter veri tipinden bir değer oluşturmuşum. Aslında bir nesne oluşturmuşum. E, bu nesne A'nın bellekteki referansını tutuyormuş. Yani aslında bir A karakterini tutuyor diyebiliriz işimizi kolaylaştırmak için ama biliyorsunuz aslında referans tutar yani şey. E, Referansı notlar aynı. Daha sonra string f'de oluşturmuşum yazı 1 diye. Bu da ismi Sakarya'ymış. String 2 oluşturmuşum yazı 2 diye. E, bu da boş bir yazı string'iymiş. Şimdi int i sıfırdan yazı 1'in uzunluğuna kadar gidiyorum. Yazı 1'in uzunluğu burada bakacak olursak 7 karakter. O zaman bu tür sorularda arkadaşlar e, sınavda da çıkarsa bu şeyleri kapatıp hemen oraya o karakterin uzunluğunu yaz 7. i artı artı i for döngüsünde arttırılıyor. Ve bir if koşulu koymuşlar. Demişler ki yazı birin i'ninci elemanı yani bu yazı biri dolaşıyorum for döngüsüyle sıra sıra. Bu her sıra sıra dolaştığım eleman mesela sıfırıncı eleman s birinci eleman a gibi işte ikinci eleman k, üçüncü eleman a, dördüncü eleman r, beşinci eleman y, altıncı eleman a olmak koşuluyla. Yani a olacak şekilde olmak koşulları değil ama. Dolaştığımda eşit değilse kara burada bir işlem yapacak. Kar neydi? A harfiydi. Yani buradan sıra sıra gelen harfler a değilse bunu arkadaşlar buradaki işleme tartacak Buradaki işlem ne? Yazı 2 stringine yazı 1'in o ilginci karakterini atıyor. Aslında demek istediği şu, A olmayan bütün karakterleri yazı 2'ye gönderelim. Bakın o işte S oluyor, K oluyor, R oluyor ve Y oluyor arkadaşlar. Burada A olmayan karakterler bunlar. Sonra aşağı inince yazı 2'yi to upper yap demiş yani bütün karakterlerini büyüt demiş. Yani ben biraz hani büyük gibi de çizmişim ama onlar normalde küçük şeklinde yazılmış. Bunların hepsini büyütüyorum. Bunları büyüttükten sonra arkadaşlar ekrana yazdırıyorum. Ee, bakın bu da arkadaşlar işaretlenmiş olduğu şekilde C şıkkı oluyor. C şıkkı doğru cevabımız yani. Bakın devam edelim. Bu soru alttaki işaretliymiş. O zaman şöyle bir geçelim bunu mesela. Bakın arkadaşlar burada bir temel sınıf oluşturmuşum. Bu temel sınıfın iki tane constructor'ı var. Bir tane de virtual e, metodu var. Yaz diye. Bu iki tane constructor'dan biri boş yani eleman almıyor. Eleman demeyelim de parametre diyelim ona. Herhangi bir parametre almıyor. Bir tanesi de e, integer bir parametre alıyor. Burada arc demişiz ama arc tabi belirtmek manasında. Daha sonra bu class'ın tabi base class olduğunu biliyorum. Bakın bir derived class oluşturmuşum. Nasıl oluşturmuşum? Base class'ından inheritance alarak oluşturmuşum. Yani Temel sınıfımdan aslında bir kalıtım alarak türemiş sınıfını oluşturmuşum. <laughs> bu ki zaten adımdan anlaşılacağı bir sene. Şey. tane yine konstraktörüm var. Bu constructor'ların boş olanı e, base 5 alıyor. Yani bu ne yapıyor? E, biz bu konstraktörü e, oluşturduğumuzda yani bu nesneyi buradan bir nesne oluşturduğumuzda eğer ki o nesneyi boş oluşturursak gidecek ana sınıftaki neyi dönecekti normalde base'i koymasam? En boş, en boş constructor dönecekti. Ben bu basic olarak dedim ki en boşu dönme, git bana artlı olanı dön dedim. Çünkü içine bir int değer koydum, integer değer koydum. O zaman bana buradakini dönecek. Buradaki int artlı var. Bu da ne yapacak? Ee, bana oluşturduktan oluşturunca nesnemi türemişten, yani bir integer'lı, gelecek diyecek ki bir ilk temeli döndür bana sonra gel benim e, türemişimi döndür diyecek. Benim constructorımı döndür diyecek. Bir tane de yaz diye metot tanımlamışım. Burada yaptığım virtual metodu yani sanal metodu, yaz metodunu burada ezmişim. Aslında bunu overwrite etmem lazımdı ama e, overwrite etmeden niv yapmışım bunu burada. Olabilir, sıkıntı yok. E bunu çağırınca da şunu yazacakmış. Şimdi bu anlaşıldığına göre bakın Biraz aşağı ineceğim ya da biraz uzaklaşabilirim aslında. Şöyle uzaklaşayım tamamını görün. Ee, şöyle bakın. Şimdi bakın aşağıda da diyor ki e, ekran çıktısı nedir? Ekran çıktısını da şuna göre sormuş. Bakalım. Şimdi temel T diye bir e, sınıf oluşturmuşum. Aslında bir referans oluşturmuşum. Ve bunu türemiş sınıfına nesne olarak aktarmışım. Şimdi bunu yapabilir miyim? Bunu yapabilirim aslında. Çünkü temel sınıf türemiş sınıfın ana sınıfıydı. Ama bunu yapıyorsam şöyle bir olay var. Bu ikisinde de ortak bulunan metotlara erişebilirim. Onu bilerekten bunu yapmışım. Sıkıntı yok. Peki bu oluşturulduğu anda ne oluyor? Türemişi boş olarak çağırmışsam. Bakın boş kısmına gidiyor. Ama diyor ki ben base'i 5 aldım. Integer olanı. O zaman Ekrana ilk başta bir temel int arg yazacak. Bakın bütün şıklarda bu böyle zaten. Sonra türemişinkini çalıştıracak. Ve bütün şıklarda normalde türemiş olması lazım ama tabii biri doğru olması gerektiği için o yok. Ee, bir tanesinde var o zaten. Bakın bunları sildiğimde ikincisi aslında türemiş olmalıydı. Bundan cevap çıktı ama hadi madem devam edelim. Ee, daha sonra temel k oluşturmuşum. Bu gerçekten direkt temelden oluşturulmuş. Yani temel nesnesinden oluşturulmuş. Herhangi bir üzerine e, ekstra bir e, imperatives'dan alma gibi bir işlem yapmamış. Aslında kalıtım mantığından ana sınıfa git gibi bir işlem yapmamış. O zaman ne diyor? 5 değerini verelim diyor temele. Bakalım temelle 5 değerini veriyorum. O zaman bana sadece bunu dönmesi lazım. Çünkü bunun ana bir fonksiyonu yani ana bunun türetildiği bir fonksiyon olmadığı için bana sadece temel int art dönecek. Bakın C şıkkında o öyle devam ediyor. Sonra T yaz diyorum. T yazı çağırabilir miyim? Çağırabilirim. Ama bakın bu temelden alındığı için, temel referanslı olduğu için temeldeki yazı çalıştırır. Bakın bu çok önemli. Temeldeki yazı çalıştırır. O zaman ekrana temel yaz çalışır. Türemiş yaz çalışmaz. Bakın bana burada temel yazı çalıştırmış zaten. Bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Sonra nif türemiş. Bakın nif türemiş bir nesne yine oluşturuyorum. Ve bunun yaz metodunu çalıştırıyorum. Şimdi aslında burada tabi böyle oluşturmak çok mantıklı değil ama hani soruda işte karmaşıklık düzeyini arttırmak için yapılmış olabilir bu tür şeyler. burada şunu yapıyor. Bir nesne oluşturuyor ama buna bir referansı atamadığı için aslında bu nesnenin referansını tutacak başka bir referans nesnesi olmadığı için bu daha sonra kaybolacaktır. Buna program içerisinde daha sonra erişemeyeceğiz. Peki bunu oluşturduğum anda bana türemişi getirecek boşunu. Ama o base 5'i çalıştır demişti. Yani base'in integer değerinin alanı. O zaman temel int arc ekrana yazılacak bakın. Şuraya bakın. Sonra türemişin kendi boş olanı yazacak. Ona da bakalım. Sonra bir de yazı çalıştırdığı için bunu bu sefer türemişten direkt çalıştırdığı için herhangi bir e, zaten referans atamadı bunu. Direkt Türemiş'ten çalıştırdığı için direkt Türemiş'e gidiyor. Ve onun yazını çalıştıracak. O da Türemiş yazılacak. Ve bakın burada fonksiyonum çıkmış olacak. Bu da bu şekilde. Yani cevabımız C arkadaşlar. Hani onu bir daha söyleyeyim. Bakın bu soruda ben soruyu okuyacağım. Siz soruyu tam metni göremiyor olabilirsiniz ama ben okuyacağım şimdi. Ya açıklayacağım bu program şu an hatalı çalışıyormuş. Diyor ki hangi satırları çıkarırsak bu program doğru çalışır. İlk başta programı yorumlayalım. Bir abstract soyut sınıfı oluşturulmuş. Şekil diye. iki tane protected değeri var. Bu protected değerler kalıtım yoluyla gönderilemez. Yani abstract soyut sınıf olsa bile gönderilemez. Bir tane de public abstract int alan var. Bu da burada kullanılmış. Eee burada kare diye bir e, yani nesne oluştur şey sınıf oluşturulmuş. Bu da şekilden ne yapılmış? Imperatives alınmış yani kalıtım alınmış. Yine buradaki aslında şekil abstrak e, abstract olsa bile base klasım kare derivative derived klasım olacak. Derived klasımda bir tane boyut diye public integer değerim var. Bir de overwrite edilmiş, a, özür overwrite edilmiş bir tane int alan değerim var. Bu da public. O da e, boyutun karesini döndürüyor. Şimdi bakın, şekilden bir nesne oluşturulmak istemiş. Bu satır yanlıştır arkadaşlar. Bu satırın yanlış olmasının sebebi, şeklin abstrak bir sınıf olması. Abstrak sınıftan herhangi bir nesne oluşturulamaz. Kareden oluşturmaya çalışmış. Bu doğru. Kareden bir nesne oluşturulabilir. Bunda bir sıkıntı yok. O abstrak değil. Abstraktan kalıtım alması, onu abstrak yapmaz. Sadece, yani aynı interfacedeki mantık gibi bana. Ben bunları kullanacağım. Haberin olsun demek bu. Ee, ve yeni sınıf oluşturan kişi eğer ki şekilden kal, alacaksa, kalıtım alacaksa buradaki koşullara uymak zorunda. O zaman bu olabilir. Bakın ben kareye, karenin boyutunu 15 atamak istemişim. Bu doğru olurdu ama bu K olsa doğru olurdu. Ben direkt kareye boyutuna bir değer atayamam arkadaşlar. Çünkü bu kare sınıfın ismi. Bunu yapabilmek için, yani burası yanlış tabi, bu karenin statik bir sınıf olması lazımdı ki karenin direkt metotlarına erişebileyim. Yani burada bunu yapamam. Ya da en azından statik bir metodu olmalıydı. Yani bu kare statik sınıf olmasa da boyut değişkeni statik olmalıydı ki erişebileyim. Şekil T denmiş ve şekil T'de nif kare oluşturulmuş arkadaşlar. Bu yapılabilir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Bu doğru bir yapımdır. Çünkü ee, şekil şekilte abstrak olsa da sonuçta nesneyi kareye tutacak arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Sonra k boyut denmiş. K neydi? Kareydi. Boyut çağırabilir mi? Çağırabilir. Public. Zaten k'dan çağırdığı için hiçbir sıkıntı yok. Sonra k'nın alanını çağırmış. Çağırabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Bakın boyutun karesini alacak. Hesaplamaya gerek yok ama yani 400. Sonra t'nin boyutunu çağırmış arkadaşlar. Bakın bunu yapamaz. Çünkü t e, kare oluşturulsa bile aslında base class'tan oluşturmaya çalıştırılıyor. Yani base class'ı referans aldığı için e, bu olmayacaktır. Çünkü base class boyut diye bir değişken yoktur. Onun için bu hatalı bir kısım. Tabi bakın altta 8. kısımda alanı çağırmış. Alan çağrılabilir. Bir şey döndürmesine gerek yoktur. Programın çalışması için e, çağırma yapabiliriz. Peki niye çağırabilirim? Çünkü abstract sınıfında aslında aldığım t'de bunu çağırabileceğim anlamına geliyor bu. Yani çünkü t'nin şeklinin içinde özür dilerim alan kısmı vardı. Bu çağrılabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Sonra k'nın ikisini çağırmış. k kareydi. Karede bir x yok. Aslında dediğiniz gibi şekilden bir kalıtım alıyorum ama bu kalıtımı almama rağmen bunlar protect, protected yani aslında gizlenmiş yani kalıtıma, gizlenmiş değil ama kalıtıma kapatılmış nesneler. Onun için bunları kalıtım alamıyorum. E, aynen, nesneler, doğrudur. Bunları kalıtım alamıyorum. E, onun için e, x buraya gelmeyecek. Yani karenin bir x metodu olmayacak. Onun için bu yanlış arkadaşlar. Bu çağrılmayacaktı. Bir başkasında da karenin y'sini çağırmış altta ve yazdırmaya çalışmış. Karenin y'si de olmayacak aynı mantıktan dolayı. Bu da yanlış. Bir diğer şey de şunu söyleyelim, e, bu değişkenler bir class içerisinde kullanıldığında arkadaşlar alan diye de hitap edilebilir. Buradaki cevap 1, 3, 7, 9, 10 olacak. 1, 3, 7, 9, 10 olacak. Yani cevabım Cihan olacak arkadaşlar. E, bir bakalım altta da sanırım evet cevabım varmış. Şimdi buraya gelelim. <laughs> Burada ne diyor? Yine klasik eee çalışması için gereken kısımlar var şöyle. Bunlar normal biliyorsunuz zaten. Bunlarda bir şey yok. Şimdi şuraya gelelim. Kalemi de alalım. F1 tanımlamışım 0 diye. F2 tanımlamışım 1 diye ve F3 tanımlamışım ama ona bir değer atamamışım. Bunlar nesneler zaten. Bakın, eee ile F1'i to string'e çevirmişim. Yani string yapmışım. Hiçbir şey değiştirmez. Yani 0 The integer olarak artık bunu string olarak sıfır yaptım. E, hatta char bile diyebilirsiniz tek karakter olduğu için. Ama string'e çevirdiyseniz o string'tir yani genel anlamda. Daha sonra bir virgül koymuşum. Daha sonra f2 basmışım. Ve ondan sonra da bir virgül koymuşum arkadaşlar. Bakın buraya kadar yanlış olanları bir eleyelim. 0-1 diye başlayacak. Bakın şu yanlış. Ee, başka hatalı var mı? Evet. Başka hatalı yok galiba ilk şeyden. Evet başka hatalı yok arkadaşlar. İşte şöyle bir durum var. Bakın bu bir for döngüsüne giriyor. Integer yani bir int sayı var. Bu sayı sadece for'un kaç kere döndüğünü belirtmek için kullanılmış. Onun dışında şey yapmıyor yani siz söyleyin. Ekrana bir sayı basmıyor arkadaşlar. Pardon. iyi direkt olarak kullanmıyoruz. Sadece kaç kere döneceğini belirtmek için bunu yapmışız. Şimdi burada sorunun devamını çözmeye gerek yok. Şunun için bakın devamında ekrana basarken F3'ü sürekli arkadaşlar sürekli sürekli boşluk bırakmış. Şimdi demek ki ben iki tane virgül koyacağım. Daha sonra hiç virgül koymayacağım. Bakın daha sonra hiç virgül koymayacağım. Cevap D ama ben şimdi bunu çözeceğim. Şunu bir hemen pardon. Burayı yanlışlıkla yazdım arkadaşlar. Bakın, şimdi burada 0,1 virgül virgül ama sonra hep virgül var ama öyle olmaması lazım boşluk yazıyordu, bunu silebiliriz. Bakın burada da öyle keza, bunu da silebiliriz. Bakın burada da öyle keza, bunu da silebiliriz. Şimdi normalde gerek yok ama hani birkaçını devam edelim. Bakın f3, f1 ile f2'nin toplamı, toplayın, 1 olacak. Burada e, ekrana arkadaşlar 1 gelecek çünkü f3'ü burada hiç değiştirmedim. Yani iki diğer karakterim de 1 olacak. Eee virgülden sonraki. Artık boşluk olarak devam edeceğim. Şimdi ne değişti? F1'im bakın burada değişti arkadaşlar. F1'e F2'nin değerini verdim. F2 1'di. F2 1'di. E F2'ye de F3'ün değerini verdim. F3 neydi? Bunların toplamıydı. E o da 1'di. Şimdi alta bir daha indiğinde artık F3 2 olacak tabii boşluk alarak. Ve arkadaşlar bu devam edecek bu şekilde. Artık bundan sonra eee biraz daha Fibonacci dizisi gibi olacak. E, ee, Fibonacci dizisi şeklinde devam edecek diyebiliriz. Yani iki sayın toplamı olacak devam ederken hep. Bakın 1-1-2. 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 5, 8, 8, 5, 13 gibisinden olacak. Cevap D olacak. Zaten D olacağı aşikardı. Devam edelim. Evet bu soruydu. Heh, burada Farklı bir soru var. Bu soru klasik bir soru. Yani bu soru çok çıkar zaten. Yani genelde de sorulur bu soru hep. Bu... Iı, adımı unuttum. Sanırım Bubble Short muydu? yani Şimdi yalan söylemeyeyim arkadaşlar. O şekilde bir sıralama tipiydi. Ee, kabarcık sıralama da olabilir. Ya doğrusal sıralama da hatırlamıyorum ki isimlerini. Ama bir sıralama tipi aslında bu. Ee, siz bir sıralama yapmak isterken çok tabi detayına girmeyeceğim de çok zaten zorla bir şey değil gördüğünüz üzere basit bir şey aslında. E, i̇ki değeri birbiriyle yer değiştirmek istiyorsanız önceden arkadaşlar bu değeri mesela bununla değiştirirken herhangi bir değeri saklamanız lazım. Yani o değeri bir yerde tutmanız lazım. Bunu işte e, iki tane elinizde kart vardı da bu kartları değiştirecektiniz gibi düşünün. Biri de cebine koyarsın. Farklı bir kart gösterirsin. Sonra aralarında değiş tokuş yaparsın aslında. O şekilde ee, değişim işlemini gerçekleştirebilirsin. burada ona örnek bir şey var aslında. Bakın diyor ki ben bir dizi oluşturdum. Bu dizi 7 elemanlı. Hemen dizinin lenti yerine 7 koyalım. Yani bu e, şimdi ben çok hani şey yapmadım da e, sayılarla çok ilgilenmedim. Hani kaç kere girdi kaç kere çıktı diye. Ama e, normalde bu önemli olabilir. Bu i'inci sayılar onu bilin. Sonra bir tane de j diye sıfırıncı bir sayı oluşturdum arkadaşlar. Bu, bu arada gerçekten e, uzun sürecek biraz. Şimdi bakın dedim ki eğer ki dizinin i'inci elemanı e, mod ikisi birse. Yani ikiye bölümünden kalan birse özetle. E, bu işlemleri yap sonra hepsi bittikten sonra onu bir ekrana yazdır dedim. Yapalım arkadaşlar. Bakın ilk ifadem şu an tabii i sıfır. Bunları not düşün sınavda çözerken de ya da başka bir yerde. E, J de sıfır. İlk indisteyim artık. Bakın e, dizin iinci elemanı 3. Artık tempte 3 var arkadaşlar. Artık tempte 3 var. Sonra dizin iinci elemanı 3'tü. tü e, J'in elemanı o da dizinin sıfır elemanı yine 3. 3'e 3'ü atadım. 3'e 3'ü atadım. Ve daha sonra temp 3'tü. C'ye de yani 0 incelemanda 3 atadım. Aslında hiçbir şey değiştirmedim burada. E, bu 3 olarak kaldı yine. Peki neyi değiştirdim arkadaşlar? J artı artı ile J'nin değerini değiştirdim burada sadece. Zaten bundan sonra değişim yerleri başlayacak. J 1 arttı. Yani J 1 oldu. J 1 oldu. Onu hemen yazalım mümkünse hmm, şurayı da silelim. Ee, J1 oldu. Evet. Şimdi tekrar girdim. Tabi artık ininci iterasyon da değişti. Onu da unutmayalım. İninci iterasyon da 1 oldu arkadaşlar. Ee, bakın birinci eleman 2'ye bölümünden kalan kaç? Yani 6'nın 2'ye bölümünden kalan 0. 6 2'ye tam bölünür. O zaman bir sonraki iterasyona geçiyorum. Çünkü burada if'e hiç girmedim bile. Artık i2. İkinci eleman 1. Bir. 1'in e, ikiye bölümünden kalan 1'dir. Yani kendinden küçük bir sayıya bölünüyorsa kalan direkt kendisidir arkadaşlar. Yani kendinden küçük olan sayıdır direkt hatta. Şimdi bakın i'nin ikinci elemanı 1. Bir. Ben dedim ki temp artık sen 1'sin. Dizinin ikinci elemanını. Çünkü buna koydum. i2'ydi. Sonra 2 yerine dedim ki c dedim sen neydin? 1'din. 1 neydi? Bakın arkadaşlar. 6 idi. Sen artık 6'sın dedim. E, bakın burada ikinci eleman zaten 6 idi. Ben üçüncü elemana da 6 koydum. Üçüncü elemana da 6 koydum. Bunu unutmayın. Evet. Dizinin üçüncü elemana da 6 koydum. Sonra bakın gittim. Dizinin j'nin elemanı ne? 6. Tempe ata dedim ona. Temp ne burada? 1. Aslında ne yaptım? Birinci elemana gittim. Biri atadım arkadaşlar. Onu hemen buradan not düşelim. Ben çünkü diyorum buraya artık bir elemanını koyacağım. Bakın sonra da j'yi arttıracağım. Ve buradaki iterasyonla çıkacağım. Bir şeyler oturmaya başlıyor. 3'e 2. Ee, şöyle bir 3 oldu. Bu da 2 oldu artık. Bir yere kadar devam edip bırakacağım. Yani geri kalalım çünkü belli bir sistematiğe göre artık anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi bakın 3. elemana gittim. 3. eleman arkadaşlar 2'ye bölümünden kalan 0. Hiç girmedim bile. Direkt 5. elemanı atlıyorum buradan. Ee, şu 2'yi de sildiysek madem tekrar yazacağız. 5'e ee, 2 Bu arada tabi 5 diyorum ama 0, 1, 2, 3 aslında 4 yani 5 değil 4 olacak. 4'e 2'den devam ediyorum. Bakın i'nin dördüncü elemanı ne arkadaşlar? 7. E, mod ikisi ne? 1 gerçekten. 2'ye bölümünden kalan 1. O zaman diyorum ki sen artık bakın e, pardon 4 dedim 7'sin. Dizinin i'ninci elemanı sen 7'sin dedim. Tempe 7 değerini atadım yani. Dizinin çünkü dördüncü elemanı 7'ydi arkadaşlar. Sonra dizinin dördüncü elemanı yani 7'ye dedim ki e, dizinin ikinci elemanını ata İkinci elemanım neydi? 1'di. Bunu ata dedim. Şimdi 1'i atadım. Şöyle bir şey vardı. Bakın 6 4 sonra 1 olacak. 1'i atadım. Sonra dedim ki eee dizinin bir ikinci elemanı, dizinin ikinci elemanı ne? 6 burada. Ona temp'e ata. Temp neydi? 7. Yani 6 yerine 7 ata dedim arkadaşlar. Ve c'yi 1 arttırdım. Bakın burası artık 7 oldu. Şimdi bundan sonrasını çözmeyeceğim. Çünkü artık cevap belli olmaya başladı. 3 1 7 4-1 var hocam. Bu işte devamında artık düzelerek gidecek sonraki işlemlerde ve şey olmuş olacak. Bulunmuş olacak ama buradaki sistematiği anladığınızı düşünüyorum ki zaten cevapta çıktığı için arkadaşlar. Bundan sonrasını devam etmeyeceğim. Tabi J artmıştı. Onu da yazalım. C de 3. Bakın burada cevabımız C olacak. Tamam. Hepsini çözmeye gerek yok. Yani bir yerden sonra zaten belli ediyor kendini. Ee, ekrana nasıl yazdım? For iç dönüşü ile yazdım. Var dedim. Alabileceğim bütün parametreler var bunun içinde. Ee, dedi ki yani aslında buradan ne geliyorsa ona göre şekil alıyor var ee, tip olarak. Diziyi sıra sıra dolaşıp ekrana yazdım. Bu şekilde devam edelim. Hmm. Bu biraz uzun sürüyor. Bunu bir geçeyim. Bu uzun süren kısmı bir geçeyim. Şunlara bir geleyim. Onu sonra çözelim. Şuradan devam edelim. Alttaki cevaplı olandı. Ee, burada ne yapıyor? Bakın bir dikşi e, özür dilerim, bir liste oluşturulmuş. int türünde sayılar diye. Bir tane de sayı diye e, bir nesne oluşturmuş integer tipinde. Sayı da 2 değerini tutuyormuş içinde arkadaşlar. Şimdi 5'e e kadar arkadaşlar yani 5 tane eleman sıfırdan 5'e kadar iyi arttırmışım tabi 5 dahil değil burada ve ne yapıyorum sayılara bunu ekliyorum integer olarak eklediğim için bir sıkıntı yok e, sayım neydi 2 idi bakın arkadaşlar 2 idi 2 artı 1 ne oldu 3 oldu e, ve sayıyı 3 yaptım bakın sayı buna artık s diyelim e, 3 oldu arkadaşlar. Bunu sayılara eklediğim için sayıları da şöyle yukarı dizi olarak yapalım. Şöyle dizi olduğunda şöyle belli edelim. Bunun ilk elemanı artık 3. Tamam mı? Şimdi sayı 3'tü. Sayı 3'tü. Sonra sonra for döngüsü devam ediyor hala. Ee, diğer bir elemana gittim. Birinci elemana. 3 artı 1 yaptım. 3 artı 1 yaptım. Bakın ne oldu? S artık arkadaşlar 4 oldu ve 4'ü eklemiş oldum. Sonra bu devam ediyor. Ne oluyor? 5 oluyor, 6 oluyor, 7 oluyor. Yani 5 kere devam ediyor aslında iterasyondan dolayı. Ve 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 5 kere de devam ettim. Bir arda arda gittim. Burayı silelim. 3 silelim burada. Daha sonra for içle sayılar listesini ekrana basıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 bastım. Tabi arada virgül yok ama hani ben anlaşılsın diye koydum. 3, 4, 5, 6, 7'yi bastım. 3, 4, 5, 6, 7 olmayanları bir silelim. Bakın sildim. 2 tane kaldı. Sonra altta sayılar nokta count. Yani listin aslında bir metodu bu. Kaç tane eleman olduğunu söylüyor. Yani 5 tane. 0'dan 5'e kadar sayıları yine bas dedim. Aslında yine ekrana basıyorum sayıları. E, o zaman A da yanlış. Çünkü bir kere daha bastım. O zaman cevap D. Devam edelim. Şimdi bakın, bu aslında aşağıdaki sorunun aynısı, aslında cevabı görmüş oluyoruz ama anlatalım madem. Şimdi bakın, burada bana boş kalan yerler ne gelecek diyor. Ben bir liste oluşturmuşum sayılar tipinde. Yani sayı olduğuna göre, bu zaten int olacak ama, adından da belli ama. Olsun, biz bunu anlamaya çalışalım. Bakın, sayıları ekliyorum. Ne ekliyorum? Sayı, sayı artık bir ekliyorum. Yani sayı artı artı aslında ekliyorum sayıda int tipinde bir veri olduğuna göre ben sayılara eklediğim veri tipi int. O zaman listin de veri tipi yani oluşturduğum sayılar listesinin veri tipi de integer olmalı. O zaman burası int. Şimdi ben burada oluşturdum referansımı. Referansımın tutacak referansım da int'ti. Buradaki o zaman oluşturacağım referans da olmalı. int olmalı. Peki 1 ile 2'yi buldum. Zaten şıkları bayağı bir azalttım alta indim. Bakın burada bir yapı karşımıza çıkıyor. int sıradaki int sayılar. Bu in çok kendini belli ediyor. Sayılardan sıradakini aktarıyor. Yani sayılardaki gelen elemanı sıradakine aktarıyor. Sonra ne yapıyor? Ekrana basıyor. Ve bu belli ki bir döngüyle yapılıyor. For döngüsü olamaz. Çünkü for döngüsünde aşağıdaki bir sayı belirtmek zorundayım. Yani ne kadar döneceğini falan en azından. Burada o yok. Burada direkt sayıların uzunluğu kadar dönüyor belli ki. Onu da nasıl yapabilirim arkadaşlar? For each ile yapabilirim. For each ile yapabilirim. E for each ile yapıyor zaten. Burada da bir sıkıntı yok. Bunu sileyim. yani güzel de durmadı çok. Ama for each oldu belli arkadaşlar. Matta yazsak mı, ne yapsak ya da neyse ya. Hatta bak şöyle yapayım. For each olduğunu böyle belli edeyim. E bakın for değilse for içse D de gitti. Zaten cevabın C olduğu aşikar. Ama aşağı inelim. Burada belli ki bir uzunluk koyuyorum. E, bu da sayılar listesinin uzunluğu olmalı. Alttaki for döngüsünde tabii ki. E, o zaman sayıların uzunluğunu neyle bulabiliyordum? Yani liste tipindeki verilerde uzunluğu count metoduyla buluyordum. E, aslında count e, properties diyebiliriz. Şuradan bir Bakalım aynen count properties ile arkadaşlar buluyordum. Ee, onun içinde 4'te arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Count olacak. Tamam burayı da bitirdik. Zaten bu da şey soruydu. Artık şu soruya gelelim. Madem bunu da gösterelim. Biraz uzun sürecek diye bunu en sona bırakmak istedim. Ee, ki gerçekten de uzun sürecek yani şöyle bir yaparsam tamam. Şimdi bakın arkadaşlar bir yazı oluşturmuşum merhabalar diye. Bir sözlük oluşturmuşum. Sözlüğün key değeri yani anahtar değeri char tipinde value yani değer değeri diyeceğim artık yapacak bir şey yok. Kilit demek istemiyorum çünkü. ana buna genelde value değer olarak çevrilir. Ondan dolayı buna değer diyorum. Değer değeri de arkadaşlar int tipinde. E, oluşturmuşum mi Burada yazının uzunluğu kadar ki o 10 olacak. Onu hemen yazalım. E, bunu da silelim. Yazının uzunluğunda bir daha sayalım da 3, 6, 9, 10. Evet, 10 elemanlı. Şimdi bakın, şuraya geliyor arkadaşlar. Buradaki contains k yazının en ince elemanını tutuyor. Bu contains k şunu diyor. Ben de bu key anahtar var mı? Varsa true, yoksa false döndürüyor. True false hemen yazılıyor ama şöyle tf olarak yazabiliriz arkadaşlar. Ya da yazalım. True false. İki değer döndürüyor. Biri true, biri false. Yani false true ise içeri girecek. Değilse girmeyecek. Şimdi bakın. Kontrol ediyorum hemen. Diyorum ki yazın iğnenci elemanı. Ne o? Sıfırıncı elemanı aslında. Yazının sıfırıncı elemanı M. şöyle sileyim de kafanız karışmasın. Yazının sıfırıncı elemanı M. Şuradan bakın. Sıfırıncı elemanı M. Sıfırıncı elemanı var mı? Yok. Yani ben dikişini zaten oluşturdum ama içine hiçbir değer atamadım. Yok yani direkt. Onun için false dönecek. Consain, e, contains key. E, ve else kısmına gelecek. Şimdi yazının eğilince elemanı yine M'ydi. Buraya M'ye getirecek. Bakın listenin arkadaşlar bakın listenin M'sini siz normalde hani bir konsol hmm, nokta write yazdırmaya çalışsaydınız hata alırdınız. Çünkü böyle bir değer yok diyecekti. Böyle bir e, key'in değeri yok diyecekti. Ama siz şunu yapıyorsunuz burada. Diyorsunuz ki ben buna bir atıyorum diyorsunuz. Olmasa bile bunu oluştururken de otomatik olarak ve buna bir ataması yapar. Yani M1 arkadaşlar. Ve sırayla gider tabi bu. Sonra bakın işte E'ye geliyor. Birinci olarak. E'de e de yok. E'ye de bir atayacak. Bunu devam edelim. E, R'de R de yok. R'ye de bir atayacak. H'de H de yok. H'ye de bir atayacak. A'da A da yok. A'ya da bir atayacak. Daha önce hiç tanımlanmamış, B de yok, B de bir atayacak. İşte burada arkadaşlar bir sonraki elemanda bir sıkıntı olacak. Bir sonraki eleman yani artık şuraya geldim takip ettiyseniz eğer, A. Şimdi gelecek diyecek ki A var mı diyecek. A var mı diyecek, pardon bu değil. A var mı diyecek diyecek ki evet A var. A var. Bakın burada soracak. İşte yazının şu elemanında bana getir diyecek buradan. Bunu getirdi. A harfi. Contains k. Listede var mı? Var. True. O zaman içeri gir. Ne yaptı arkadaşlar? Listenin a'nıncı elemanının arkadaşlar a'nıncı elemanının yani k olarak a bulunan elemanın değerini bir arttır dedi. Değeri integer tipinden olduğu için arttırma işlemini yapabiliyorum. Yani a'yı gittim. Aslında birden iki yaptım. Tamam. Bu bu şekilde bundan sonra böyle devam edecek. L var mı? L yok. L daha önce tanımlanmadı. 1. Bakın sonra tekrardan A'ya gelecek. A var mı? Var. O zaman A'yı 1 arttıracak. Artık detayını anlatmıyorum. A'yı 1 arttıracak. 3 olacak. Sonra R'ye gelecek. R var mı? Bakın arkadaşlar R'ye başta bir kere tanımlanmıştı. Hatta şurada da var gördüğünüz gibi R. Evet R var. O zaman A'ya yaptığı gibi olacak bu da. Yani R'yi 1 arttıracak. Ee, o zaman R burada 2 olacak. 2 olacak. Sonra aşağı inmiş bu listeyi for each döngüsüyle yazdırmış arkadaşlar. Ne yapmış? Sıradakini atamış. Sıradakini de values'u, değerini yazdırmış. Yani integer olan kısımları yazdırmış. Neden? Şuradan göstereyim. Bakın burada da aynı ifade var. Dictionary ifadesi int çünkü value olan kısımda, char k olan kısımda yani anahtar değer ilişkisi vardı burada. Anahtar değer ilişkisi vardı. Ee, bu da arkadaşlar bu şekilde atama işlemlerini yapacak. Ve sonuç olarak bu şekilde ne yapıyormuş? ile ekrana basıyormuş yan yana. Bakın Dediğim gibi bunu sıra sıra alıyor e, dictionary'nin içine. O zaman sıra sıra basacak tekrardan. İlk M'ye gelmiş 1. Sonra E'ye gelmiş 1. Sonra R'ye gelmiş 2. Sonra H'ye gelmiş 1. Sonra A'ya gelmiş 3. Sonra B'ye gelmiş 1. Sonra L'ye gelmiş 1 olmuş arkadaşlar. Ve 1 1 2 1 3 1 1 olacak. Ve cevabımız da bu şekilde bulunmuş olacak. Yani sonuç olarak arkadaşlar bu sorular bu şekilde çözülüyor